Merhaba. Bu dersimizde bir dosyanın bilgilerini elde etmeyi, yani get file information işlemini inceleyeceğiz. Bunun için en temel yazacağım kodları zaten daha önceden yazdım. Bir tane dosya oluşturdum. İçerisinde basit bir veri var. Çok süreyi uzatmamak için bu tür temel işlemleri zaten yazdım. Siz de bunları biliyorsunuz. Şimdi diğerlerini yazacağım. Ben bu uygulama içerisinde FMT, yani formatlama işlemlerini yaptığımız FMT'yi, ekrana yazma işlemlerinde kullandığımız FMT paketini kullanacağım. Aynı zamanda OS paketini de kullanacağım burada. Ve şurada da OS paketi içerisindeki file info'yu kullanacağım. Nesne örneğini oluşturacağım. File info adında. Hazırlık olarak ve OS içerisindeki file info'nun pointer'ını bizim file info değişkenimize atıyoruz burada. Bir de aşağıdaki error işlemleri için error nesnesi tanımladım. Şu an hata gitti gördüğünüz gibi. Ondan sonra işlemlerinize geçebiliriz. Benim işlemlerimde kullanacağım demo dosya bu. Demo.txt. Kodumuzu şurada yazacağız. Yapmamız gereken şey öncelikle temel olarak file info file info'yu kullanmak, yukarıda oluşturduğumuz file info'yu ve ERR'yi. Burada yapacağım şey OS paketinin içindeki stat function'ını kullanmak ve buna diyorum ki txt'yi, buradaki demo txt'yi al. Hata yönetimi işlemlerinde de şunu kullanacağım. Ve ne diyoruz burada? Burada bir pointer işlemi var. Nesne örneğini oluşturup buradaki pointer'a atacağız. Şu an kullanmadığım için hata veriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ondan sonra işlemlere geçelim. İşlemler gayet basit bundan sonra. Ben şöyle bir genel yapı kopyalayayım işi hızlandırmak için. 6-7 tane yapabilirim şöyle. Ondan sonra diyorum ki ben bunun file name'ini alacağım. Şurada da file info içerisinden name'i elde ediyorum. Sonra diğerleri de size in bytes. Permissions, dosyanın izinlerini de bu şekilde ele alabiliriz. Last modified. Burada da son değiştirme tarihini alabiliyorum. Is directory. Bu çok işe yarar bir şey. Bunun bir dosya mı yoksa bir dizim mi, klasör mü olduğunu öğrenebiliyoruz bununla. Çok basit bir şekilde. System interface type. Şurada bir folder'ı kullanabiliriz. System info. Burada da bir folder kullanarak aynı veriyi basacağız aslında burada. Şöyle ve aşağı satıra new line oluşturması için bir yapı kurdum. File info size file info mod permission için mod kullanıyorum. Diğerinde file info olarak mod time kullanmam gerekiyor. Şunu unuttuk. Bu bir directory mi yoksa dosya mı? Is dir function'ını kullanacağım. File info SYS aynısını sistem info olarak da ele alabiliriz. Burası tamam. Open terminal diyerek çalıştırıyorum. Ve go run main.go demo.txt'nin bilgilerini elde edeceğiz. Neymiş bu? File name'i demo.txt size in bytes 42 permission'lar
Bu şekilde. Bu tabii sizin bilgisayar ağırlığınıza göre değişecektir. Eğer dosya üzerinde değişiklikler yaparsanız, permission değişiklikleri, onları da burada görebilirsiniz. Last modified. Ben bunu yeni oluşturdum. O yüzden şu anın tarihini veriyor. Is directory false. Bu bir dizin değil, bu bir klasör değil çünkü. Ve diğer temel bilgiler.